Ceylan'ın bu plandan haberi vardı. Sana bile söylemedi, öyle mi? Öyle Emine abla. Sen de Faruk da bilmiyordunuz yani, öyle mi? Bilmiyorduk Behzat. Tufan'la Hızır abiyi görünce dedim tamam. Her şey buraya kadarmış. Ben de fidanlıkta o ikisini yan yana gördüğümde tamam dedim. Buraya kadardı. Şimdi dedim o Tufan'la Feyyaz'ı yan yana bir güzel gömeriz. Meğer Tufan son dakika ölümden dönüş biletini kapmış. Asıl ben Hızır abinin Feyyaz'ı affetmesine çok şaşırdım. Ya Bijo'yu affetti Bijo'yu. Tekin'in elinden aldı. Bu Hızır'a ne oldu Haşmet? Onu affet, bunu affet. Bunlar canımıza kastetmiş hasımlarımız sonuçta. Ya sen bunların dediklerine ne bakıyorsun Emine? Hızır birini affetmişse ya birine ya da bir yerlere ulaşmak için affetmiştir. Altan'ı bugün affetti mi Ebru? Affetmemiş. Ne diyorsun yani Haşmet? Açık konuş. Şimdi bu Hızır Tufan'la bir yere ulaşmak için yine numara mı yapıyor bize? Yani Tufan'la ulaşacağı yere ulaştı. Altan aldı. Şimdi Bijo'yla da Nasuh'a ulaşacaklar. Diyorum. Ah, ah. O Nasuh'a zaten ulaşmıştı Haşmet. Ama o korkak Rafet yüzünden bıraktık gitti. Neymiş? Kendimizi boşuna öldürtmeyelimmiş. Sanki yaşayıp da ne oluyorsa. Behzat, asıl ben sana bir şey soracağım. Sor. Yani gizli bir konu değilse söylerim. Evde bir alarm durumu var. Ceylan Hanım giderken hiçbir şey söylemedi. Ama Alparslan evdeki herkesi göndermiş. Şimdi Ebru, o konu biraz gizli. Özel yani. Neye özelmiş? Şimdi konuyu açıp seni germek istemiyorum da abi. Doğan Baba ile Alparslan'ın görüşmesi neticesinde bu kararlar alınmış. Ya Aysen'im şimdi babana. Rahmetli babamıza bu ettiğin laf mı yani şimdi? Ya rahmetli babamız için mi konuşuyorum? Senin o kimsesiz babanla ilgili konuşuyorum. Sakin ol Haşmet. Behzat birine baba diyorsa bir babalığını görmüş ki diyordur. Yani benden görmemiş, el alemden mi görmüş bu? Gereksiz alınganlık yapıyorsun abi. Ben bugüne kadar seni kiminle mukayese etmişim? Abla. Alparslan boş iş yapmaz. Sen Ebru bacımı da al. Hayriye anne neredeyse onun yanına gidin. Yalnız bırakmayın kadını. Ben yokken sorması ayıp. Ne yiyip ne içeceksin kardeşim? Sabah kahvaltısını Behzat hazırlar. Akşam yemeğini Haşmet hazırlar. Ben zaten öğlen yemiyorum biliyorsun. Biz başımızın çaresine bakarız Emine. Hakikaten senin içinde bir değişiklik olur yani. Ben yarın Hızır'la konuşayım. Hayriye Hanım müsaitse siz de birlikte gidersiniz. Ya ne gitmesi? Yarın ben Ömür'le hastaneye gideceğim. Kızın kontrolleri var. En kritik dönemi. Şimdi gezmenin sırası mı? Vallahi hakikaten kritik bir dönemdi o bacın abi. Yok Haşmet koyacağım ismini. Yok ikiz olursa Haşmet'le Behzat koyacağım. Hiç oluyor mu yani böyle şimdi? Benim için mahsuru yok. Sonuçta bacımı Çakır Beylilere vermişim. İsmimi de veririm. Abla siz gitmişken cinsiyetini de öğrenin. Bu konuyu kapatalım gitsin. Ben abim gibi bakmıyorum yani bazı konulara. Senin bu konulara nasıl baktığını herkes biliyor Behzat Efendi. Ceylan ne zaman döneceğini söyledi mi Ebru? Artık her nereye gittiyse. Yok Emine abla. Ne gittiği yeri ne de döneceği zamanı söylemedi.
Hazır yine yalnız kaldı. Bu hiç iyi olmadı desene. Niye ki? Ben bu sefer evlenirler diye düşünmüştüm. Ya abla, bu saatten sonra evlenip ne yapacaklar ya? Konuş Behzat, konuş, konuş. Yani Ceylan ablayı ben seviyorum, vallahi için. Ama bana biraz sert geliyor yani. Hani ev hanımı gibi değil de daha çok operasyon insanı gibi. Öyle yanına al, alışverişe git, tatile çık insana değil. Daha çok işte operasyon yapalım, plan kuralım. Sistemi insanı yani. Behzat, sen bence biraz sus. Sus. Doğru söylüyorsun abi.